Arkadaşlar ilk organizasyon olarak dedik ki birlikte ayakkabılarımızı kuralım. Bir tanesi daha önceden gelmişti. Bunu ablam kurmuş. Şu an evde değil. Biz dedik ki bunu kuralım sizlerle birlikte. Bunun da şurada kapakları var arkadaşlar. Onları takamamış. Biz de onları takacağız. Biliyorsunuz ki yeni taşındık ve ayakkabılarımızı sipariş etmiştik. Fakat bir ay üstüne geldi. Ayakkabılarımız burada. Hepsi karman çorman, bir sürü içeride de var. Onları böyle dizeceğiz silip silip. Çünkü gerçekten buradaki hijyen çok önemli bizim için. Direkt zaten kapıdan geldiğiniz gibi burada ayakkabılık olmuş olacak. O yüzden birlikte şimdi bunları dizeceğiz. Diler makas almaya gittim. Bu arada ablam bunu nasıl yaptığı hiçbir fikrimiz yok. Deneye deneye biz de bunu yapacağız. Bakalım nasıl olacak? Bunun kapakları takılmış halini çok merak ediyorum. Şimdi onu yapacağım. Dilara harıl harıl makas arıyor arkadaşlar. Bir de biz Rize'den geldik. Nereye gitti bu makaslar? Makas arıyor. Avize henüz almadık. Avize de alacağız. Dilara şunu taktı, rüyalığı. Onu kapat. Biz akşam korkuyoruz. Bir de arkadaşlar dekorasyon olarak şunu göstermek istiyorum. Fotoğraflarımızı bu şekilde koyduk. Ve Dilara etrafını ışıklı çerçeveledi. Yarın da diğer kargomuz gelecek. Aynamızın etrafını çerçeveleyeceğiz ışıklarla. Ayrıca şurayı da bir şey bulmamız lazım. Acilen. Tüm storylerimde bu pembe poşeti görüyorsun. Evet, acilen buraya da bir şey bulmamız lazım. Şeyin kulisi orada, poşetler orada, valizler orada. Diğer valizleri Dilara yatağın altına koydu ama diğerleri sığmadı. Kırılmış ışığımız var işte. Neyse, küçük bir oda turu yapmış gibi oldum ama daha devamını görmediniz. Bunları da bir şey bulmaya çalışacağız artık. Makas yok, bıçak var. Tamam, bıçak da olur Dilara. Sadece kartonu yırtacağız yani. Ve arkadaşlar dediğim gibi tripod unuttuk. Dezenfektan sıkıyor. Evet, adam getirdiği için. Adamda kim bilir ne var. Evet. Günde vakal sayısı olmuş 28.000. Çok korkuyorum bu arada ben ya. Dilara'nın çorapları peki. Yapacak bir şey yoktu. Buraya göstermedin. Her bir yanından kesin. Arkadaşlar bu arada merak ediyorsanız bunun linkini aşağıya koyabiliriz. İndirimden almıştık. Tamam, biz aldık. Bu arada iki farklı aldık. Normalde böyle bir tane satılıyor. Biz iki tane aldık çünkü ayakkabılarımız çok olduğu için. Çok oldu aynen. Derken 3 kişiyiz yani. O da normal. Çok kötü koktu yalnız. Evet. Neden? Tahta kokusu. Bunun yanları kırık gelmiş. Yan şaka yapıyorsun. Ya da bilmiyorum neresi. Görünecekse direkt iade yapalım. Aa, gözükmez. Görünecek Dilara bu şey. İç tarafta kalıyor yani, bu taraf değil ki. Canım burada kalacak o. Bebeğim, burası. Böyle yapınca nerede kalıyor? Ha, iç taraf zedelenmiş. Anladım şimdi. Kapakları. İyi oldu. Bir daha iadeyle uğraşacaktık ya, zor olacaktı. Sen yardım eder yani. Ben tripod... Adımlar sırayla yazıyor. Şimdi arkadaşlar ben kamerayı sabitleyeyim. Allah. Kırma. Bunların bir şeyi var mı yoksa? Direkt öyle mi koyuluyor onlar? Hmm. Zor olduğunu sanmam çünkü yani kişi yapıyor bunu. Bir usta gelip yap. Ya istese öyle yapıyorlar Dilara. Masa yaptım. Küçük masa oldu. Gerçekten çok tatlı oldu. Sıkılaştırmam lazım. Şimdi ben bunları sıkılaştırayım ki biz... Aynen, yoksa sallanır. Aynen. Sonra düzeltemeyiz. Dilara gücünü konuşturuyor burada. Bu arada arkadaşlar biz bu sabah geldik Rize'den saat 7 uçağıyla. 4.30'dan beri ayaktayız. Aynen. Şu an saat 6 falan, 18.00 falan. Dilara hiç uyumadı. Ben bu saate kadar geldiğimden beri uyudum. 12'den beri uyuyorum. Dilara hiç uyumadı.
şu an arkadaşlar şu şekilde oldu. Bunun arkası Bu arada arkadaşlar şu çöp dediğimiz şeyler bunun arkası olacakmış ve ben bunu akıl edemedim. Her neyse raflarını yapalım şimdi birlikte, bir de arkasını takalım. Dolabı bitirdik. Gerçekten çok yorulduk. Hatta 2 saattir buna uğraşıyoruz. Yani düzgün yaparız çünkü kapakları çok önemli. Eğer kapaklarını yamuk yaparsak yamuk kapanabilir üst üste falan. O duruma hiç girmek istemiyoruz ama şu şekilde zaten belirtmişler. Buralardan yapacağız. Yani bu biraz bizim işimizi kolaylaştırdı. Günaydın. Az önce kargo geldi ve birlikte bunu açalım. Bu arada tekrardan diğer günden selam var. Umarım kırılacak bir şey yoktur çünkü fırlattım. Şimdi açalım. Hande tutsun artık yani kamerayı, ben açayım. Hayır. Ne geldiği hakkında hiçbir fikrim yok. Bakalım ne sipariş verdim. Ay çok merak ettim. Hande bana... Ellerim o yüzden yardım edemiyor. Hande bana şeye yardım etmediği için... Kırdın onu biliyor musun? Yok be. Sanırım makyaj masası için aldığımız ampullerden. Evet. Kırıldı mı? Hayır. Arkadaşlar makyaj masası ampulleri bunlar. Bu şekilde biz bunu Trendyol indirimdeyken almıştık. Ne kadar verdik biz? 108. Ama indirimli fiyatlıydı. Evet, ampuller bu şekildeydi. Tam tamına 10 tane. Şimdi bunları sizlerle birlikte ilk olarak arkalarındaki çift tarafta bantlarını yerleştirelim. Sonra da makyaj masasına geçip yapıştıralım. It's to the point where I love and I hate you, and I cannot change you, so I must replace you. God's plan, God's plan. I feel good sometimes, I don't. Hey, she said, do you love me? I tell her only 40. I only love my bed and my mama. I'm sorry. Arkadaşlar ışığı koyduk şu şekilde, hemen ayarladık, kablosu hemen arkaya gidiyor. Şurası şöyle dokunmatik. Ama şöyle bir şey var, sanki çok aydınlatmıyor, böyle hafif bir aydınlatması var. Bir de akşam ya deneyeceğiz. Bence 10 tanesine toplasam bir tane ışık yapmıyor. Kesinlikle. Dilara'ya iade edelim dedim de istemedi. Dursun bence, o kadar da kötü değil. Tatlı duruyor, görünüm çok güzel. Bak mesela yandan çek. Görünüm tatlı. Işık, aydınlatma falan çok az.
Sadece tek sorun aydınlatması. Yorumlarda da bir kişi yazmış aydınlatması ile ilgili yorum. Onu görmemiştim. Böyle yani. Benim çok işime silmedi ama Dilara da iade etmek istemiyor. Sanırım kalacak. Bilmiyorum. İade etmeye düşer. Bir de ben dün bu şekilde buraya led ışık döşedim. Çerçevenin sadece kenarlarına sıkıştırarak tutturdum. Hiçbir şekilde bantlamadım. Çünkü bantlamak istemedim. Duvar şey olduğu için, boya değil bu, alçı olduğu için direkt şu şekilde kopmalar meydana gelebiliyor. Akşam o kadar güzel gözüküyor ki şu an pek fazla ışık vermiyor gündüz olduğu için. Ama akşam odaya çok güzel bir loş ışıklık katıyor. Ve Hande ile en çok sevdiğim fotoğraflardan biri de bu. Yanağımı sıkıyorum orada. Evet, yanağımı sıkıyor. Bir oyuncağımı koydum. Bu da çok tatlı oldu. O da artık burada duracak. Yılbaşı temalı. Çok tatlı gülüyorsun sen. Bir de kapının arkasını göstermek istiyorum. Size bunu ben TikTok hesabımda paylaşmıştım ama tekrardan paylaşayım. Kapımın arkasına şöyle fotoğraflar çıkartıp yapıştırdım. Aslında ben bunları duvara yapıştırmak istiyordum ama duvar böyle sade, boş, daha ferah, güzel durduğu için kapının arkasını değerlendirmek istedim. Burada kendi fotoğraflarım var bunu. Bunu bir siteden çıkarmıştım. Zaten TikTok hesabıma gidip bakabilirsiniz nereden çıkardım. Ve tam tamına 105 tanesi 20 TL'ydi. Ve aralarına şu şekilde şeyler de çıkardım. Çünkü böyle daha tatlı, daha hoş duruyor. Burada da süslü var. Genellikle burada benim tüm fotoğraflarım var. Şu yukarıdaki kısımda. Alt kısımda. Evet. Nerede? Diğer tarafta. Bir de alt kısımda böyle annemle olan fotoğraflarımız, Hande ile olan iki tane fotoğrafım falan var. Çünkü genellikle kendi fotoğraflarımı çıkarttırdım ve kapının arkasına bu şekilde koydum. Şu halıdan da bahsedeyim. Şu şekilde bir pofuduk halı serdik girişe. Bu tavşan tüyüyle yapılmış. Tabii ki de orijinal bir tavşan tüyü değildir. Ama o kadar yumuşacık ki gerçekten bunun üstünde yatmak istiyorum. Tavşan tüyü diye geçiyor ama ben gerçek tavşan tüyü sanmıştım. Ama tabii ki de orijinal tavşan tüyü değil. Onun gibi yani nasıl denir? Onun gibi yapısı varmış. Tabii ki de canlı hayvanlarla yapılan şeyleri almaya karşıyız. Arkadaşlar video montajlıyordum da son kısımlarda yaptıklarımız hep silinmiş. Videonun kapanışını böyle yapmak zorunda kaldım. Gerçekten çok üzüldüm şu an. Neyse ki sizi çok sevdiğimize sakın unutmayın. Kaşlarımın ortasına tam da bir sivil ışıklı Allah'ım. Hepinizi çok seviyoruz, çok öpüyoruz. Farklı videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Böyle kısa bir vlog oldu. Böyle kısa bir evimizi düzenlediğimiz bir vlog oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Öpüyorum. Görüşürüz.